Dostlar bu Türkiye'nin, Nedim Türkiye'nin ne kadar varsa tüm yürekli dostlara, canlara, can dediklerim, canımız dediklerim her videomun başında paylaşıyorum ya. Tümünüze gelsin. Türküler insanın aynasıdır. İnsan mahallelerindeki gizliliği tüm sırrı yansıtır. Amin. Sırrı sizlere de affedin. Bugün de sırrınızı şerefine olsun dostlar. Yaşarken 1 kilo kuru soğanın 30 liraya çıkmaz. Başka alacağım bir konu yok. Bir göz kırpma. Sağla kırpma olur da sola kırpma. Nice koç yiğitler karşı yakamıza alınca garajını feda etmişler bu ülke için, bu insanlar için. Bir de sağ gözümü kırpıyor. Kim bilmezse. Anlayan var mı acaba? Ağladım, ağladım. Haydi gel.
dostlar, insanın insana insansa ağlayabilmesi çok önemli. Yani benim derdim, sıkıntım, içimdeki sızı hep insandan yana. Ya cidden söylüyorum. Yani din, dil, ırk hiç önemli değil benim için. Yanlışlık karşısındayım. Keşke dünyada sınır olmasaydı. Sınırlar. Her çıktığımda pazarıma. Ben pazarcılık yapıyorum. Aynı zamanda toptan isteyen insanlar da oluyor. Veriyorum. Toptancı değilim ama veriyorum. Yani 5-10 esnafa haftada. Keşke o sınırlar kökten kalksaydı. Keşke her insanın fikri ilerken fikirler ayrı olabilirdi. Dini inancı tek olsaydı. Kimse kimseyi öldürmeseydi. Düşüncesinden dolayı. Düşüncelerimiz, bakın az önce söyledim. Ayrı ayrı olmak zorunda. Dini, dili, ırkı için insanlar birbirini öldürmeseydi bu dünyada. Toprağın dibine girdikten sonra hiçbir canlı ispatlayacak, eğer varsa karşıma, gerçekten çıksın. Dedelerim gitmiş benim, onun dedesi gitmiş, onun dedesi gitmiş. Giden geri gelmiyor. Türkülere bile yakılmış. Burası Muş'tur diye, değil mi? Boşa yakılmamış. Gidip de geri geleni gören varsa yine karşıma çıksın. Ankara'dayım. Hiçbir canlı toprağın dibine girdikten sonra geri gelmeyecek. Demek istediğim dostlar, tüm dünyada insanlar böyle olsa, böyle. Hiçbir insan fikrinden dolayı birbirini yadırgamamalı. Sadece benim yadırgadığım, eğri ve doğruyu seçmek bu kadar zor olmamalı. Ya içiyorum, biri benim karşıma gelse, samimi söylüyorum, kendimi övmeyeyim, hayatta altta kalmam. O bana bir fikir anlatsa, onun fikrine gerçekten cevap veririm. Hayatta susmam ki, kaçmam. Ama ya sağımda, solumda, yanımda, yönümde, ya koşa koşa bir yerlere gidiyorlar. Gidiyorsunuz, kendinizi üstün görüyorsunuz insanlardan. Konuşmaya geldiğin zaman, tartışmaya geldiğin zaman kaçıyorsun. Niye kaçıyorsun? Niye? Hep senin bildiğin mi doğru? Hep senin bildiğin o inanç mı doğru? Gerçekten bu dünyada yaşamaktan insan olarak ben utanıyorum kendi adıma. Bugün diyorum ya, telefonlarım susmadı. A'dan Z'ye, V'den Z'ye, bilmem neden Z'ye dostlar. Böyle söyleyeyim, anlayan anlasın. Konuştuğum tek insan değildi. Tek insanlar değildi. Tek insanlar değildi onlar. Arayan ayına sağ olsunlar. İnsan bilmiş aramışlar. Herkese ayrı ayrı cevap vermeler. İşimizin başında olup müşteriye ayrı cevap vermeler dostlar. En çok amcaoğlum sana kırıldım. İkimiz de aynı mürekkep yaramıştık. Çok büyük tahsilimiz yoktu ama lise mezunuyduk. Aynı kalıpta kalmışsınız hepiniz. Gülüyor bana anlattıklarımdan dolayı. Çocuklarının diyorum, yarından çalanlardan yana olma diyorum. Yine gülüyorsun. Olacak şey değil. Yani beş parmağın beşi bir olmak zorunda değil. Yazıklar olsun ya. Demek ki bulunduğu ortamdan dolayı, bulunduğu iş ortamından dolayı
Olmaz böyle bir şey ya. Bulunduğu iş ortamından dolayı diyorum ya. Bir insan namusludan, ahlaklıdan, çalmayandan yana olmalı. Dostlar, düşüncem bu. Amcaoğluma espri yapıyorum. Olacak şey değil ya. Beyni yıkanmış insanların ya. Beyin nasıl yıkanır acaba? Buraya nokta koyayım. Bunu paylaşmak istedim. İlk defa bugün ya amcamın oğlu bile arıyor diyorum. Olacak şey değil. Deli misin, divane misin? Türküsü vardı ya dostlar. Her gün başka taraftan esersin. Ahmak mısın diyorum ya. Ahmak mısın? Ne oldu diyorum sana ya. Ne yapayım diyor ya. Ben mecbur. Allah Allah, nasıl mecbursun? Senin zihninde bir insan mecbursa o zaman yandı bu ülke diyorum ya. Rantçı işte. Rantçı. Olmayacaksın. Şimdi ben bağımsız çalışıyorum diye mi konuşuyorum bunu? Bağımsız çalışmazken bile bir iki defa el işi diyelim. Yani sigortala. İlk yıllarım. Gençlik yıllarım. Yine gencim çok şükür. Şükür Mevla'ya. Görmedim de Mevla'ya. Görmek isterdim onu. Hep şükür ediyoruz. Bir kere de benim karşıma inseydi. Keşke. Varsa. Ama inmedi maalesef. Ondan dolayı inmeyince bir iki bir iki kendi kendime insanım ya. Vazgeçtim. Sildim hayatımdan. Benim karşıma gelip konuşmayacak bir Mevla Tanrı yoksa o zaman o şükürü çekiyorum. O şükürü çekmeye gerek yok. Şimdi daldan dalaya dala hopluyor diyeceksiniz dostlar. Hoplamıyorum. Biriyle konuşmak istediğiniz zaman karşınızda vardır. Konuşma gereği duyduğunuz zaman. Konuşursunuz. İnsan karşınızda vardır. Cevap verir. Değil mi dostlar? Cevap verirsen karşılıklı cevap verirsin. Şimdi insanız, canlıyız. Belki ben de denemişimdir. Varsan demişimdir. Karşıma çıkmamıştır. İki kere, üç kere, beş kere denemişimdir. O zaman karşıma çıkmıyorsan, cevap vermiyorsan, ben senin peşinden koşmam demek ki yoksun. Kendi adıma. Sen farklı düşünebilirsin. Ödün veririm. Cevap vermiyorsan sayfamdan silerim. Kendi adıma. İsyandayım. İsyan ettim sana. Her insanın kaderini biliyorsun. Her insanın yapacağı hareketi biliyorsun. Bak sakalarımıza ak düşmüş. Saçlarımıza ak düşmüş. Bunları yapan da sensin. Bizi dünyaya getirdiğin için. Madem. Hani bizi yarattıysan sensin. Neye bağlayacağımı unuttum dostlar. Güzellikten yana olsun. Benim içimdekini söyleyeyim. Bağlayacağım şey önemli değil. Güzellikten yana olsun. Amcaoğlum diyorum. Beyni yıkanmış. Maraş'ta yaşayan insan el işi yaparsa olabilir diyorum da ya olmaz olmaz. Ben her girdiğim 2-3 defa hayatım önce el işinde yani köyde bak kazma kürek işine gittim defalarca diyorum. Dostlar ekmek bulamadığımız günler oldu. Kara lastik ayakkabı giyerdik. Gerçekten o ekmek bulamadığımız günlere hasretle yad ediyorum. İnanın. Eskiyi bilmez derken insanlar vallahi mutluyduk. Vallahi de billahi diyorum. Kazmaköy'e giderken vallahi dolu dolu evimize gidiyorduk.
Bak vallahi de billahi de Allah, yani ben bu vallahi billahi kelimesini sizler için yapıyorum. Beni ilk defa dinleyecek insanlar için. Ağız alışkanlığı olmuş. Benim ne vallahim var ne billahim var. Ne de öyle bir inancım var. Sizler yeni dinleyecek insanlar. Buna inandığınız için bizim beynimize üfürmüştür hepimizin. İlkokuldan itibaren. Değil mi? Din dersleriydi. Allah çarpardı, Allah yakardı. Öyle bir şey olsaydı, kendi adıma konuşuyorum. Allah eğer böyle bir düzen olmuş olsaydı, bunca mazlumun kanından beslenen vampirleri yaşatmazdı. Yaşatmazdı. Hassızlığa göz yummazdı. Bu benim kendi düşüncem. Ya neyi nasıl bağlayacağımı bilmiyorum. Yani bir daldan bir dala ben de okluyorum. İçim o kadar dolu ki dostlar. Hayat öyle bir ürkütmüş ki yaşamdan bizleri. Ürküttü hepimizi. Birimiz ağa gibi yaşarken biz yerde sürünmemeli. Her şey bu kadeh değil. Bu. Bu kadehi bile yüzde şu an emin olun. 30'u ülkemizde ya içiyor ya içmiyor. Diyeceksiniz ki içmek zorunda mıyız? İçmesen de ben bunu içiyorum. Sen soğan alamayacak vaziyete geldin. Öbürüne iki tane madalya verilmiş. Ve onun çocukları ve onun yanındaki yandaşlar. Saltanat sürüyor. Saltanat. Kulağını yaklaştır biraz. Saltanat sürüyor. Uyan. Kör olma. Şükür karın doyurmuyor. Şimdi bir onunla ilgili bir parça açayım. Aklıma geldi. Böyle bir parça vardı. Çok sevdiğim. Aklıma geldi inan şimdi şu an. Maraş'ta bulunduğum dönem. Maraş'ta girdiği Orçay'da bulunduğum dönem. Hamile kadınların karnından çocuklarını yaşmışlar. Erkek mi? Kız mı yaşmışlar? Müslüman'a yaşır mı bu? Müslüman geçenler. 30 gün boyunca Maraş merkezde kazara katıldı. Eğer güneştim hoşçakalın. Senin boynuna drola bunca mazlumun vebalı vay. Kimin boynuna drola bunca yoksulun vebalı vay. Sevdiğimi verin bana sizin olsun dünya malı vay. Sevdiğimi verin bana sizin olsun dünya malı vay. Çağırıyorum duyulmuyor vay. Bağırıyorum duyulmuyor. Çağırıyorum duyulmuyor vay. Ekmek olmazsa olmuyor. Şükür karın doyurmuyor vay. Ekmek olmazsa olmuyor. Şükür karın doyurmuyor vay. Ozan boşa söylememiş. Şükür karın doyumluyor diye. Evinde otur, aç kal, hiçbir gelin olmaz. Şükret, kapını çalan varım bak, ona göre kararını versin. Şükret, şükret. Ya, olacak şey değil ya. Samimi şekilde söylüyorum, olacak şey değil. Vay kürülse şaşan olmaz, evi yansa koşan olmaz vay.
Oy kirülse şaşan olmaz, evi yansa koşan olmaz vay. Mezarların deşen olmaz, ne olacak Kasım'ın halı vay. Mezarların deşen olmaz, ne olacak Kasım'ın halı vay. Bağırıyorum duyulmuyor, çağırıyorum duyulmuyor vay. Bağırıyorum duyulmuyor, çağırıyorum duyulmuyor vay. Ekmek olmazsan olmuyor, şükür karın doyurmuyor vay. Ekmek olmazsa olmuyor, şükür karın doyurmuyor vay. Şükretmeye devam et. Gelemez. Ya sayfamdaki insanlar için söylemiyorum. Yani şükretmesi bilen insanlar da var. Yarı yarıya sayfamda. Herkes etsin inancına göre. Şükür eğer kaybın doyuyorsa telefon açın bana. Veya sayfamda yazın. Meftuniyim kanlı kanlı, su içsem de demli demli vay. Meftuniyim kanlı kanlı, su içsem de demli demli.